Şimdi İstanbulluları ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Aslında İstanbulluları ilgilendiren diyoruz da Türkiye'nin her yerinde yaşayan herkesi ilgilendiren bir haber var sırada. İzliyoruz. Müdahale etmek yanlış olur. Yeni mezarlık yeri bulsunlar abi, bu kadar basit. İstanbul'da ölen doğduğu ilde defnedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da hayatını kaybedenlerin definlerini memleketlerinde ya da doğduğu illerde yapılması için çalışma başlattı. Yani bunun yazı var, kışı var. Herkes her yere gidemez ki abicim. Yani adam işte bugün öldü diyelim. Yağmur var, kar var. Köyde de kar var. Nasıl götüreceksin oraya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi mezarlıklar üzerine yeni bir uygulamaya gidiyor. Yani kim nerede doğduysa, İstanbul'da vefat etse bile doğduğu yere gömülecek. Ve Mezarlıklar Müdürlüğü bu konuda ilk çalışmalarını başlattı. Fakat bazı vatandaşlar bu uygulamadan pek memnun kalmadı. Herkesin kim memleketinde olur, boş kalır. Mezarlığın bir anlamı kalmaz o zaman yani. Zorlar tabii canım, götürme getirme yani, bayağı paraya çıkar yani. Masraf. Maliyeti de olur. Tabii canım, masraf o illek olur yani. Üçse beş olur, beşse on olur yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yaptığı açıklamada 20 yıl sonra gerçekten İstanbul'da gömülecek yer bulmak çok mümkün olmayacak. Ölenlerin yarısından fazlasının definlerini memleketlerinde yapmak için çalışmalar yapıyoruz denildi. Mesela sen Erzurum'da doğmuşsun ama şu anda İstanbul'da ikamet ediyorsun. Çoluğun çocuğun her şeyin İstanbul'da. Peki mecbur musun Erzurum'a gitmeye? Yanlış olmaz mı sizce? Vatandaş ne yapacak yani? Öylesini dışarıda bırakamaz. İlla ki şu mezarlıkta yani. Yeni mezarlıklara sezak yani. Yıllık ortalama 77 bin ölümün yaşandığı kentte cenaze taşıma maliyetleri ve cenaze sahiplerinin rızası düşünüldüğünde bu uygulama oldukça zor görünüyor. Zor olur. Çoluk çocuk gitme, gelme, işte gidip gelme masrafı çok zor olur ama dediğin gibi burada olsa daha iyi olur.